Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf soru çözüm videoma hoş geldiniz. Yatay düzlemdeki 3 kilogram kütleli K cismine gösterilen düşey F kuvveti etkiyor. Buna göre cisim ile yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olmalıdır? Şimdi burada dikkat ederseniz F kuvveti düşeyde. Yüzeye dik bastıran kuvvet. cismin ağırlığı da yine aşağıya doğru. Dolayısıyla bu cisme hareket ettirecek bir kuvvet var mı? Yok. Dolayısıyla burada sürtünme kuvveti oluşmayacaktır. Ee, hemen bunları hesaplamaya kalkarsanız bakın k çarpı yüzeylik bastıran kuvvetten sürtünme kas sayısını 0 0.3 statik şeklinde aldığımız zaman yüzeylik bastıran kuvvet bunun e, m çarpı g'den 3 çarpı yer çekimi ivmesinin 10'a demiş 30 bakın 20 aşağıya doğru 30 da aşağıya doğru 50 e, buradan 15 N bunu işaretleyebilirsiniz. Yanlış olur. Yine burada kinetik bu statikti. Bu da kinetik sürtünme. K 0.2 alın demiş. Eee yüzeylik basıran kuvvet 50'den burada 10 N. Onun da 5 katını size arkadaşlar bakın oradan bulabilirsiniz. O da yanlış olmuş olur. Burada dikkat edilecek husus şu. Bu cismin hareket ettirecek bir kuvvet yani sağ tarafa doğru şöyle açılı lan herhangi bir kuvvet yok. Dolayısıyla hareket ettirme meyilli bir kuvvet olmayınca da sürtünme kuvveti ortaya çıkmayacaktır. Şu grafikte de bakın sürtünme kuvveti cismi harekete ettirecek kuvvet görüldüğü gibi bakın şu grafik var. Dolayısıyla cismi hareket ettirecek kuvvet ortaya çıkmadığı için sürtünme kuvveti ortaya çıkmayacaktır. Çeldiricili bir sorudur bu. Düşey kes şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasından M kütleli cisim serbest bırakılıyor. İlk hızı yokmuş. M kütleli cisim serbest bırakılıyor. Kesili çizgilerde belirtilen yolu izleyerek N noktasına serbest bırakıldıktan 4 T süre sonra varıyor. Buna göre K-L arasını kat T sürede almıştır. Veya geçmiştir. Sürtülmesizmiş. O zaman bu cisim k arasında hızlanır. K-L arasında hızlanır. Daha sonra da L noktasından sonra da burada sabit hızla hareket yapar. Dolayısıyla şu şekilde o zaman hız Burada da zaman ekseni olunca dikkat dikkat. Şu şekilde bu yollar neymiş? Bakın K, L, L, M, M, N yolları eşitmiş. O zaman eşit ise zaman grafiğinin altında kalan olan yol vereceği için X, X, X olabilmesi için. Şimdi bu arayı T sürede aldıysa bu arayı da T sürede alır deriz. Çünkü sabit hızla yani aynı büyüklükteki hızla şimdi buraya kadar hızlandı. V hızına ulaştı burada ne yapmış olacak? Böyle V hızıyla evet, sürtünme olmadığı için devam edecektir. Dolayısıyla buranın da X kadar olabilmesi için şu da 2T olmalıdır. Çünkü e, taban uzunluğu 2T yükseklik V bölü 2. Buradaki altta kalan olan zaman grafiğinde yolu verecek. Burada da V çarpı T evet, veya A çarpı H o da V olmuş oluyor. Bakın ikisi birbirine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. V çarpı T V çarpı T. Grafiği çizdiğimiz zaman çok kolay hemen çözülmüş oluyor. Ha, sorumuzun cevabı oldu mu? Demek ki bu aralığı ne yapacakmış? 2 T sürede alacakmış. Buradan buraya T kadar sürede geçecekmiş, Buradan buraya T kadar sürede. 4 T sürede varmış olacak. KL arasına 2 T sürede almalıdır diyoruz. şık. Şekildeki gibi düşey zemindeki 4 kilogram kütleli K cismi serbest bırakılınca hareketsiz kaldığına göre. F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton olmalıdır? Pekala bu cisim 4 kilogram olduğuna göre ağırlığı G eşittir 40 Newton. Çünkü G eşittir M çarpı G'den kütlesi 4 kilogram yer çekimi ivmesini 10 alın demiş. 40 Newton ağırlığı vardır. Pekala bu cisim aşağıya doğru hareket etmek ister. Şu yüzey arasındaki şu sürtünme kuvveti harekete engel olmak ister. Sürtünme kuvveti e, büyük olursa cisim buraya kene gibi yapışır. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin büyük olması bizim için bir dezavantaj olmaz burada. Sürtünme kuvveti kimden büyük olmalı? Cismin hareket aşağıya doğru çekecek olan e, ağırlığından büyük olmalıdır. Şimdi yerine yazacak olursak burada K çarpı yüzeye dik bastıran kuvvet ağırlığı da 40 bulmuş Burada K'yı vermişler bize 0.4. Yüzeye dik bastıran kuvvet dikkatli bir şekilde baktığımız zaman. Evet yüzey burası dik. Evet F kuvveti. 40 Buradan f'i 100 olarak ne yaparız? En az dediği için bak 100'den eşit ya da büyük olmalısı gerekiyormuş. En az dediği için o zaman D seçeneğini ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Düz bir yolda hareket eden bir cisim hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiği tamam. Hangi aralıklarda cisme etki eden bileşik kuvvet sıfırdır? Şimdi bileşik kuvvet sıfır ise ne olur? Cisim ya durur ya durur ya da Evet sabit hızla hareket yapar. Bu iki durumda da bileşke kuvvet nedir? Sıfırdır. Yani dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Şimdi burada pozitif yönde, pozitif yönde sabit hızla hareket yaptığı için bunu alacağız. Burada da negatif yönde sabit hızla hareket yaptığı için burada almış olacağız. Hangi aralıklarda diyor, hangi zaman aralıklarında dediği için o zaman 3 ve 6 yani C seçeneği cevabına ulaşmış oldu. Bir cismin konum zaman değişimi grafiği şekilde gibi verilmiş. Buna göre cisim hangi aralıklarda dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir? Şimdi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde dediği zaman ne yapacaktık? Sabit hızlı hareket ya da durur cisim. Dengelenmiş kuvvetler. Yalnız burada dikkat hareket etmektedir. O zaman durur kelimesini ne yapıyoruz? Atıyoruz. Şimdi burada bir bölgesinde e, konum zaman grafiği olduğuna dikkat edelim. Konum zaman grafiğinde sabit hızlı hareket şu. x-t grafiğinde pozitif yönde sabit hızlı hareket idi. Şu da negatif yönde sabit hızlı hareket idi. Şimdi burada pozitif yönde sabit hızlı hareket. Burada da yine pozitif yönde sabit hızlı hareket. Burada da nedir? Evet şu. E, negatif yönde sabit hızlı hareket. E, unutmayın konum zaman grafiklerine nasıl okuyorduk? Mesela bu da şöyle diyelim. Pozitif yönde hızlanan hareket, negatif yönde hızlanan hareket ile e, genç K, normal K, yaşlı K hikayesi var. Tamam. Üç bölgesinde ise ne yapmıştır? Duruyor cisim. Duruyor. O zaman hareket etmek dedi. Burada hareket ediyor mu? Etmiyor. Buraya almayacağız. O zaman sabit hız hareket. Bir, iki ve dördü alacağız. Yani B seçeneğinde o da bize verilmiştir. Burada dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir deseydi şu şurayı kullanmasaydı o zaman A seçeneği olacaktı cevabımız. Burada hareket etmektedir dediği için duruyoru almayacağız. T eşittir sıfır anında artı x yönünde doğrusal yörüngede hareketli bir cismin hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre cisim hangi aralıklarda artı x yönünde net kuvvet etkimiştir cisme? Şimdi burada kısa iki hatırlatmam var arkadaşlar. Hızlanan hareketlerde net kuvvetle hareket yönü aynıdır. Bunu unutmayacağız. Bir de yavaşlayan hareketlerde net kuvvetli hareket yönü zıttır. Şimdi bu pozitif yönde yavaşlayan. Yavaşlayan. O zaman bu bölgede bir bölgesinde net kuvvet nedir? Yönü net kuvvetin yönü eksidir. Şimdi iki bölgesi negatif yönde hızlanan. O zaman iki bölgesinde ise hızlanan hareket olduğu için hareket yönüyle aynı olacağız. Bu hareket yönü eksi olduğuna göre net kuvvetin yönü de eksidir. Şimdi bakın burada yavaşlanan hareket pozitif yönlü. Hareket yönü pozitif. Net kuvvet yönü o zaman ne olacak? Negatif olacak. Ters alacağız. Yavaşlarsın. ters alacağız. Bakın burada zaman eksenine yaklaşırken yavaşlıyor. Zaman ekseninden uzaklaşırken hızlanıyor bir hız Zaman grafiğini bu şekilde okuyabiliyorduk. Şimdi zaman eksenine yaklaşıyoruz. Ya da cismin hızı V'ye bakın. Sonra ne olmuş? Sıfır olmuş. 3 bölümünde cisim ne yapıyor? Yavaşlıyor. Hangi yönde yavaşlıyor? Negatif yönde yavaşlayan hareket. Negatif yönde yavaşlayan hareket var ise o zaman etkiyen net kuvvet nedir? Pozitif yönlüdür. Şimdi bize ne diyor? Artı yönde net kuvvet etkimiştir. Demek ki net kuvvet 3 de artı yönde etkimiş. 1 ve 2 de eksi yönde etkimiştir. O zaman C seçeneği cevabına ulaştık. Şu önermeye göre arkadaşlar hemen kolaylıkla ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hızlanan hareketlerde net kuvvetle hareket yönü aynıdır. Yavaşlayan hareketlerde net kuvvetle hareket yönü sırtlar hareket yönünü buluyoruz. Net kuvvet ona göre ortaya çıkmış oluyor. Sürtünmesi yatay düzlemde durmakta olan 3 kilogram ve 2 kilogram kütleli K-L cisimlerine uygulanan yatay kuvvet etkisiyle harekete geçiyorlarmış. L cisminin K'ya uyguladığı tepki kuvveti şu şekilde bu cismin ona uyguladığı tepki kuvvetini bize soruyormuş. Evet fizikçi Mustafa abi net kuvvet toplam kütle. Şimdi burada bu 30 Newton ağırlığı var ama yüzeye dik bastıran kuvvet sürtünmesiz olduğu zaman harekete bir engel teşkil etmez. Bu 20 Newton'lık ağırlık da yine e, engel teşkil etmeyecektir. Etki tepkili ortadan kalkacaktır. Net kuvvet bakın 20 Newton. Toplam kütle 5 kilogram 3 artı 2'den. Cismin ivmesi buradan 4 metre bölü saniye kare ulaşırız. Sadece L cismi için fizikçi Mustafa abi uygulayacak olursak buradaki etki tepki kuvvetinden başka burada ne diyelim ona başka kuvvet yok. Cismin kütlesi 2 kilogrammış. İvme de her ikisi için aynı bunlar. Dolayısıyla etki tepki kuvveti 8 Newton bulundu. D seçeneği. Bir de burada pratik bir kural vardı. Aynı düzlemde hareket edenlerin şöyle bulabiliyorduk oran şeklinde. Fenerbahçe toplam kütleyi iterse aradaki etkileşim kuvveti de lülabur gazı iter şeklinde. O zaman 20 Newton 5 kilogramı iterse aradaki etki tepki kuvveti de 2 kilogramı iter. Buradan da etki tepki kuvveti yine 8 Nipton bulunmuş olur. Bir işler dışlar çarpımı sorun cevabını verecektir bize. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 3 kilogram ve 2 kilogram kütleli KL cisimleri uygulanan yatay F kuvveti etkisiyle harekete geçiyorlarmış. K ile arasındaki ip gerilmesini bize soruyor. Şu ip gerilmesini soruyor. Şimdi bu ip K cismini bu yönde çekerken L cismini ise bu yönde ne yapmış olacaktır? Çekmiş olacaktır. Yine F net eşittir m toplam çarpı a'dan. Şimdi bu cismin 30 newtonluk ağırlığı sürtünme olmadığı için hareket engel teşkil etmez. 20 newton bu cismin ağırlığı yine yüzeye dik bastıran kuvvet etki tepkili ortadan kalkar. Sürtünme olmayınca. Tamam. O zaman 30 Newton x'ini beraber çekiyor. Net kuvvet 30 Newton. Toplam kütle 3 artı 2'den 5 çarpı a'da. A eşittir. 6 metre bölü saniye kare. Şimdi burada k cismi için fizikçi Mustafa abi uygulayalım. K cismine bakın t'den başka hareket ettirecek bir kuvvet var mı? Yok. T eşittir. K cisminin kütlesi 3. İğmede her ikisi için aynı 6. Beraber hareket ediyorlar çünkü bunu çektiğim zaman. Her ikisi de aynı ivmeyle hareket etmek zorundadır. Buradan T'yi de 18 Newton buluruz. Ya da şöyle yaparız. Aynı düzlemde hareket ettikleri için K ve L Fenerbahçe toplam kütleyi çekerse T de K'yı çekecektir. T de MK'yı çeker. Şimdi 30 Newton 5 kilogramı çekerse Trabzon'da MK kaçtı? 3 kilogramı çeker. Bir işler dışlar çarpımı e, burası 6. 3 kere 6 18. 18 Newton. Yani cevabımız denizli olmuş oldu. Burada arkadaşlar bakın yaylar var. Buradaki yaydaki gerilme kuvveti nedir? 5 Newton kadardır. Şimdi dikkat. Buradaki yaydaki gerilme kuvveti 5 Newton bu tarafa doğru çekiyor. 5 Newton da bu tarafa doğru çekiyor. Dolayısıyla 0 diyenler olabilir. Yanlış. 10 Newton diyenler olabilir. Balık esir plakası. Bu da yanlış. 5 artı 5 10. Buradaki yaydaki gerilme kuvveti 5 Newton'dır arkadaşlar. Çünkü eğer bu kütle olmasaydı bakın burada bu kütle çektiği zaman ağırlığın etkisiyle ne yapacaktı o zaman? Bu yay gerilmeyecekti. Bu yay gerilebilmesi için sağ tarafa doğru bir kuvvetle çekiyorsak sol tarafa doğru da bir kuvvetle çekeceğiz. Bunların ikisinin bileşkesi sıfırdır demeyeceğiz. Ne kadardır diyeceğiz arkadaşlar? Burada dikkat bileşke almıyoruz. Gerilme kuvvetini hesaplıyoruz. Eğer bir yayı iki taraftan da eşit büyüklükte kuvvetle çekersek bu yay dengededir. Çektiğimiz bu kuvvetlerin arkadaşlar büyüklüğü kadar yayda gerilme kuvveti olur. Eğer birini F, birini 2F ile çekersek bu yay dengede olmaz. Ee, dikkat buraya dikkat ediyoruz bakın. Bu yay bu şekilde dengedeyse ben sadece sağ tarafa doğru çektiğim zaman bu yayda bir gerilme oluşmaz. Sadece sol tarafa doğru çektiğim zaman bu yayda gerilme oluşmaz. Demek ki yayda gerilme oluşabilmesi için bu tarafa doğru çekiyorsam, bu tarafa doğru çekeceğim ki yay ne yapsın? Gerilmiş olsun. Dolayısıyla bu kuvvetlerden e, büyüklüğü ne kadarsa yaydık gerilme de o kadardır diyoruz. Yani Fenerbahçe kadardır diyoruz. Sıfır demeyeceksiniz. 2 F demeyeceksiniz. F kadardır diyeceksiniz. Karıştırmayalım. Önemli bir ayrıntı bu. Sürtülmelerin ve makarna, e, makara kütlelerinin önemsenmediği şekildeki düzenekte cisimler serbest bırakılınca ipte oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi bunun ağırlığı mg'den 30 Newton. Bu cismin ağırlığı da 10 Newton. Şimdi fizikçi Mustafa abi yazacak olursak. Fizikçi Mustafa abi. Net kuvvet toplam kütle. Bakın 30 Newton bir tarafa doğru çekiyor. 10 Newton bir tarafa doğru çekiyor. Net kuvvet o zaman 30 eksi 10 yazacağım. Toplam kütle. Bunlar her ikisi beraber hareket ettiği için ee, 4 alacağız. A'yı buradan yazalım. 20 eşittir. 4 çarpı A'dan ivmemizi buradan buluruz. 5 metre bölü saniye kare. Şimdi aynı ipte aynı gerilme olacağı için bu her iki ipte de aynı gerilme olur. Bakın buna X cismi diyelim. Buna da Y cismi diyelim. X cismi için fizikçi Mustafa abi uygularsak bu X cismi aşağıya doğru hareket edecektir. Serbest bırakıldığı zaman 30 eksi T demem gerekiyor. Bakın 30 eksi t. Eşittir x cisminin kütlesi 3. İlmeyi bulmuştuk 5. Buradan t'ye 15 newton buluruz. Y cismi için yazacak olursak fizikçi Mustafa abi. Dikkat T'ye bakın bu cismi yukarıya doğru çekecektir ki bu cisim yukarıya doğru çıksın. Y cismi yukarıya doğru çıkıyor. X cismi aşağıya doğru çıkıyor. Dolayısıyla t 10 newtondan büyüktür. O zaman t eksi 10 diyeceğiz net kuvvete. Y cismi için uyguluyorum. Y cisminin kütlesi 1 e, ilmesi her ikisi için de aynı 5. Buradan T'yi çektiğimiz zaman 1 kere 5 5. Attım onu bu tarafa 15 Newton bulunmuş oluruz. Aynı ipte aynı gerilme olur. Eğer buradaki ip gerilmesi 15 Newton ise buradaki ip gerilmesi 15 Newton ise bakın bize o zaman 5 kını işaretleyeceğiz. Pekala buradaki ip gerilmesini bize sormuş olsaydı bu halattakini sormuş olsaydı 30 Newton diyecektik. Evet. Sadece X isminde ya da Y isminde ne yapabiliriz? Bu kadar uzatmadan bulabiliriz. Sürtünmelerin ve makara kütlesinin önemsenmediği şekildeki düzenekte içinde serbest bırakılıcı, bırakılıcı ipteki oluşan gerilmeyi soruyor bize. Şimdi sürtünmeler önemsizse yüzeye dik bastıran buradaki ağırlığından dolayı bu 30 Newton harekete bir engel teşkil etmez. Bunun ağırlığı nedir? 10 Newton mg'den değil mi? G eşittir. m çarpı g. Bu cismin kütlesi 1 kilogram olduğuna göre 1 yazdık. Yer çekimi de 10 olunca 10 Newton. Tamam. Ee, fizikçi Mustafa abi net kuvvet toplam kütle. Bunlar beraber hareket ettikler için toplam kütle alacaksın. Tabi bu ne kadar hareket ederse bu da o kadar hareket ettiği için aynı ortak ivmeyle hareket edince böyle yazabiliyoruz. Onu hatırlatmış olalım. 10 Newton'dan başka hareket ettirecek bir kuvvet var mı? Yok. Bu 30 Newton uçtu gitti etki tepkiyle. 10 eşittir. Toplam kütle 3 artı 1'den 4 çarpı A'dan. A eşittir 2,5 buçuk metre bölü saniye kare. Şimdi bu cismi T'den başka, ipten başka bir gerilme çekiyor mu? Çekmiyor. Buna K cismi diyelim. K cismi için fizikçi Mustafa abi uygulayalım. T'den başka bir kuvvet çekmiyor onu. Cismin kütlesi U3. İğme de her ikisi için aynıydı. 2,5 T eşittir. Işte 7,5 imtın. O zaman baklava börek. E hocam şu L cismi için uygulasaydık. Uygulayalım o zaman L cismi için. Fizikçi Mustafa abi. L cismi ne tarafa doğru hareket ediyor? Bu tarafa doğru. 10 mu büyüktür? T mi büyüktür? Çünkü bak T olmasaydı bu L cismi daha güzel aşağıya doğru düşerdi. Demek ki T engelleyicidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 10 eksi T eşittir. Cismin kütlesi 1. ivme de 2.5. buçuk e, attım bakın onu burada kalsın. 2.5 oluyor çarpınca. Buraya attım onu. T'yi de öbür tarafa attım. T eşittir buradan 7.5 bulundu mu? bulundu. Demek ki arkadaşlar herhangi birisinin için fizikçi Mustafa abi yazabiliriz. Fizikçi Mustafa abi ilaç gibi formül unutmayalım. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum.